Evet sevgili izleyiciler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok tecrübeli isimleri Gong TV ve Düzce'de de yayınlanan Analiz TV ve ortak yayınlanan programda konuğumuz olacak. Ben Deniz Murat Albayrakoğlu. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayrıca sağlık. Çok biz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz tabi yerel medya olarak algılanıyoruz ve yerel medyada sizin gibi tecrübeli siyasetçilerin değer vermesi hakikaten bizim için hem geleceği inşa etme noktasında hem de iş yönetimi açısından biz çok mutlu oluyoruz, çok da gurur duyuyoruz. O açıdan tekrar nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Vekilim, ben birkaç soru hazırladım. Bununla ilgili mutlaka Türkiye'de çok tanınan bir simasınız ama kısaca böyle Gürsel Tekin kimdir'i böyle ufak bir geçiş noktasında sormak isterim. Evet, yani aslında tabii ne inim ne cinim, ben de bir Allah'ın kuluyum. Ya 16-17 yaşından itibaren bir siyasal sürecin içine girdim. O tarihten itibaren partinin bütün kademelerinde tek tek saymaya kalkışırsam programımızın yarısını alır. O tarihten itibaren gençlik kolu başkanlığından partinin en üst düzey yönetim kademelerinin tamamında görev yaptım. Yani kısacası genel başkanlık hariç bütün kademelerde görev yapan bir siyasetçiyim. Yakın tarihimizi, siyasi tarihimizi yaşayarak biliyorum. Yani 12 Eylül'den sonra rahmetli Özal iktidarı dönemi dahil olmak üzere tamamını çok yakinen biliyorum, izliyorum, görüyorum. Son 10-12 yıldır da tabii çok sıcak siyasetin içindeyim. İstanbul İl Başkan, İl Başkanlığı, daha sonraki süreç. Yani kısacası bu, ben aynı zamanda 1964 Ardahan doğumluyum. Yani uzak doğumluyum. Sonra her Anadolu'daki insan gibi bir gün gözünüzü taşı toprağı altın denilen bir şehirde açıyorsunuz. Ama tabii bu şehire geldiğimizde çok kolay değildi. Çok kaç yaşında geldiniz? Anadolu'da mı geldiniz? Liseyi bitirdim. Evet, yani 17-18 yaşında geldim. Ardahan Lisesi mezuniyeti. Kars Alpas'tan, Ardahan o zaman ilçeydi. O tarihten itibaren İstanbul'dayım. İstanbul'a ilk geldiğimde çok işler yaptık, çok çalıştık. Yani hemen hemen diyebilirim ki aklınıza gelebilecek birçok hizmet sektöründe çalışarak hayatımızı geçindirdik. Zaman zaman çok eleştirilerim olduğu için iktidara, tabii Allah ıslah etsin iktidar, öncelikle onu söylemek istiyorum. Hizmet sektöründe çalışan kardeşlerimiz, özellikle garson, aşçı, ocakçı, bunlarla ilgili bir kanun teklif vermiştim. Çünkü bu sektör, bu hizmet sektörü zor bir sektördür. Bu konuda da bu teklifi verirken, geçmiş dönemde ben de garsonluk yaptım ifadesini kullanmıştım. Vallahi rakip, işte AK Partililer bunu şey gibi kullandılar, işte çaycı, garson şeye girdiğinizde de göreceksiniz. Çok şerefli mesleklerdir. Yani yeter ki çalışın, yeter ki emek verin, alın teri dökün. Ama hele hele garsonluk gibi bir alan hizmet sektörüdür. Milyonlarca insanın gidip ondan hizmet aldığı bir yerdir. Onu küçümseyen, onu aşağılayan, onu basit gören bir anlayış ne yazık ki hele hele ki daha dün yani kendisini yöneten Sayın Erdoğan ve bütün yöneticilerde su sattım diyen, simit sattım diyen, şu takdir edersiniz ki eğer Anadolu'da gelmişseniz yani %1-2'dir böyle çok sermayedar çocuğu, geri kalan işte Anadolu'da kendi imkanına gelmiş. Bütün bunlar küçümsenecek bir durum değildir. Koşa koşa da mesela giderler işte Allah'ın evinde secde kılarlar. Ona da o gün düşünmezler mi? Ya ben niye bu kadar insanları küçümsedim? Ben kimim? Bir öz eleştiri de yapmıyorlar. Onların hepsini bugün mübarek gündür Allah'a havale ediyorum. Evet. Yani iyi temenniniz için duanıza amin diyoruz. Bu nokta çok siyasete geçmeden Sayın Vekilim, İstanbul hala bir Anadolu'daki, ben de Anadolu'da büyüyen bir birey olarak İstanbul'da iş dünyasıyla ilgili adım attık. Hala İstanbul Türkiye'nin göz bebeği.
Bu noktada şu andaki o Z kuşağı diye ifade ettiğimiz ve o dini üniversite mezunu bitirmiş ama gözünü İstanbul'a dikmiş olan gençlere, Anadolu'da bir lise bitiren bir yurttaş olarak siyasete çok da atıfta bulunmadan bir yol gösterici noktasında söylemek istediğiniz bir husus olur mu? Gençler İstanbul'u hala o sizin gördüğünüz veyahut bizim gördüğümüz gözle baktıklarını düşünüyorum. Bunlarla ilgili gençlere ne söyleyebiliriz? Şimdi İstanbul, İstanbul dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Çok eskidir. Ya bugün batıda, Avrupa'daki şehirlerin tamamına baktığımızda en eskisi İstanbul'dur. Da Napolyon İstanbul'la ilgili hikayesini anlatırken bir gazeteci sormuş, İstanbul'a gelmiş gitmiş. İstanbul'u nasıl buldunuz demiş. Dünya bir ülke olsa başkenti mutlaka İstanbul olur. İstanbul apayrı bir şeydir. Ama ne yazık ki bakın ben şöyle bir bakayım, hep beraber bakalım. İstanbul'u el birliğiyle katletti. İstanbul'a yakışmayan manzaralar var. Şu dikey yapılara bakın. Şu ucuba binalara bakın. Bu hiç yakışmıyor. Yazıktır, günahtır. Gerçekten taşı toprağı altındır. Bu umuda da böyle bu şekilde yansıdı mı artık? Umut mu? Neden açtı taşı toprağı altındır? Bugün en pahalı şehir İstanbul'dur. Halbuki İstanbul geçmiş dönemde yani 60 yıl, 70 yıl önce baktığımızda İstanbul en ucuz yer. Nedeni şu, her şey burada yetişiyor. Aklınıza gelebilecek sebzenin, meyvenin tamamı İstanbul'da yetişebiliyor. İstanbul toprakları böyledir. Bir İngiliz profesör, kendisi şu anda İstanbul'da yaşıyor, 30 yıldır burada. Dedi ki, Türkler dedi, toprağa düşmandır dedi. Neden hocam dedi. Ya bu topraklar dedi, betonlaştırılır mı dedi ya. Verim burada dedi. Fışkırıyor dedi ya. Bakın, Cenab-ı Allah öyle bir şey yaratmış ki, her bölgenin, her mahallenin, her semtin toprak verimi başka bir şeydir. İşte atıyorum, Çengelköy'de ektiğiniz salatayı, İşte Arnavutköy'de ekince aynısını bulamıyorsunuz. Ya da Arnavutköy'de yaptığınız kabak, ektiğiniz kabağı oradan bulamıyorsunuz. Yani her bölgenin çok verimli toprakları var, denizi var, güzelliği var. Dünyanın en çok turist alması gereken şehir İstanbul olması gerekiyor. Tamamen sıkıntı yönetsel kardeşim. Bugüne kadar İstanbul'u yönetenlerin ama öyle bir talihsizlik ki, bir de İstanbul'u hani hissetmeniz lazım. Belki bunu kimse bir alınganlık göstermesin ama göç edip gelenler İstanbul'la ilgili çok da bir duygu şeyi taşıyamadılar. Her gelen bir rant peşinde koştu. Şimdi mesela son 30-40 yıla baktığımızda, son 30-40 yılda, özellikle son 30 yılda ve hele hele özellikle son 15 yılda İstanbul'da betonlaşma ve imar uygulamaları aldı başını gitti. Geçen gün Sayın Belediye Başkanımız sadece iki dosyayı açıkladı. Dosyanın bir tanesinde belgeli bilgili, hani böyle rivayet dedikodu falan değil, dosyanın bir tanesinde 39 milyon rand, 39 milyon yolsuzluk dolar, pardon TL de değil. 39 milyon evet. 11 milyon dolar. İkinci Fatih'teki dosya 47 milyon dolar satılması. 106 milyon dolar. Sadece iki dosyada 150 milyon dolar yolsuzluk varsa acaba İstanbul'un çeperlerinde bu saatlerde ya su paramı nasıl ödeyeceğim? Elektrik parasını nasıl ödeyeceğim? Çocuğuma süt nasıl alacağım diyen insanların feryadını görebiliyorlar mı? Şu anda önümde bir tane fatura görünce. Tamam, durumumuz bir seneki. Evet. Şimdi baktım 461 lira. Hamam mı işletiyorsunuz bilmiyorum. O da nasıl sayın bir şeyse. Ben de, sayın belediye ama biliyor hayır hayır. Belediye başkanıyla evet, ilgili değil. Maalesef bütün faturalar öyle. Evet. İstanbul'un çeperleri zaten doğalgaz yakmıyor. Yani doğalgaz çok lüks. 1000'lerce insan elektrik faturasını ödeyemediği için elektrikleri kesik İstanbul'un çeperlerinde.
bu taşı toprağı İstanbul öyle bir hale geldi ki sefalet şehri haline dönüştü. Yoksulluğun danışkası burada, sefaletin danışkası burada. Yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık aklınıza gelebilecek uyuşturucu ne yazık ki o merkez haline geldi. Yani gençler biraz uzak, İstanbul'dan uzak mı dursun? Bunu mu anlayalım? Elbette böyle. Şimdi gençlerimizin şöyle bir durumu var. Gençler bizim gibi edilgen bir genç değildi. Biz daha çok babamızın, annemizin yönlendirmeleriyle hareket ederdik. Evet. Şimdi tam tersi. Gençler annelerini, babalarını yönlendiriyor. Çünkü şöyle, siz nerelisiniz? Ben Artvin ve Düzce. Artvin, sizin en iyi arkadaşınız taş patlasın ya Ardahanlıdır ya da Rizelidir. Evet. Çünkü bitişiğiniz Ardahan, üst tarafınız Rize. Ancak buralarla ilişki, arkadaşlık, dostluk kurabilirsiniz. Ama sizin şimdi çocuğunuzun Kanadalı arkadaşı var, Çinli arkadaşı var, Japon arkadaşı var. Bütün dünyayı görüyor. Siz onu öyle hayallerle, yalanlarla, kurgularla kandıramazsınız. Onun için bizim gençlerimiz olağanüstü. Hani bir tek eksikleri var, sosyal değiller. Sosyal olmamalarının sebebi eve giriyor, herkesin elinde bir telefon. Şimdi geçen gün şeye gittim, havaalanında bir şeye gideceğim. Baktım, 3 tane çocuğumuz oturmuş. 3 tane çocuğumuz da oturma şekilleri son derece rahat. Ya biz otururken böyle edepli otururduk. İşte aman hay kimisi ki görmesin. Bu salon aynı zamanda umuma açık salon. Yani herkesin geldiği, gittiği, binlerce insanın uğrak yeri. Bu çocuklarımız o kadar rahat oturmuşlar ki hiç umursamıyorlar. Bakın, şimdi 3 tane çocuğumuz görebiliyor musunuz? Burası Türk Hava Yolları'nın salonu. Umursamamış. Bir kere aman demiş ulan uzanmış gitmiş görüyorsunuz. İki üçünün de elinde telefon. Bunlar normal değil. Yarım saat değil. Oturdum oraya geleceğim. Yarım saatte oradaydım onları izledim. Yarım saat içerisinde 3 çocuk birbirine diyaloğu sıfır. Biri birine bir şey soramadı. Çünkü zamanı yok. Oraya odaklanmış telefonla gidiyor. Bu çocuklar için çok tehlikeli bir şey. Tamam, bilgiye ulaşın. Bilgi konusunda en üst seviyede ama sosyalleşme konusunda ne yazık ki sıfır noktada. Bunu kendi ailelerimizdeki çocuklarda da görüyoruz. Durum böyle olunca sadece İstanbul değil. Çocuklarımız şimdi son dönemlerde bütün araştırmalarda efendim çocuklar, gençler siyasete itibar etmiyor. Valla ben de itibar etmiyorum. Bakma işte girmişiz gidiyoruz yani. İtibar edilecek bir durum yok. Bu kadar kirlilik, bu kadar yalan, bu kadar talan, bu kadar yolsuzluk, bu kadar kirli ilişkiler kimi memnun edebilir? Şimdi çocuklar diyelim ki işte 3 tane genç çocuğumuz 17-18 yaşlarında tıpkı benim gibi 16 yaşında hani siyaset hevesi olan çocuklarımız siyasete girse ya da öyle bir hevesi olsa, uğraş olsa nasıl yapacak ya? Mesela o çocuğun hayalinde belediye başkanı olmak istiyor. Ya da milletvekili olmak istiyor. Ya da bölgesinde belediye meclis üyesi olmak istiyor. Bir Allah'ın kulu siyasetçi çıksın bana desin ki evet kardeşim biz bu fırsatı yaratıp bu çocuk da yarın belediye başkanı olabilir. Diyebilir miyiz? Hayır. Nasıldır yöntem bizde? Gideceksiniz liderinizin arkasında saf tutacaksınız. Onun emir talimatına uygun davranacaksınız. Belki sıra sana gelir. Tam bu noktada, böyle bir siyaset olur mu? Tam bu noktada sizi de eleştirmek de isterim Sayın Bey. Tabii eleştirim. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun 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 çok önemli konumda yer alan bir Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinden biri olarak neden değiştirmediniz? Çok haklısın. Neden değiştirmeye çalışmadınız? İl başkanı olduğum günden itibaren bu meseleyle uğraş veren, çaba sarf eden bir kişiyim. Bu benim uğraşımla olabilecek bir şey değil. Siyasi partiler yasasını değiştireceksiniz. Öyle keyfi keder, işte tüzük değiştirdim, onu yaptım, bunu yaptım, bununla olacak bir şey değildir. Tarihimizde var. 80 öncesi anayasal bir hak. Bütün siyasi partiler ön seçim yapmak zorunda. O zaman siyasetçi ne yapıyor? Evet diyor, ya ben vekillik düşünüyorsam gideceğim yer neresi? Millettir diyor. Millete gidecek. Örneğin, bu vatandaş muhtarını seçmiyor mu? Biz muhtarımızı seçebiliyoruz da vekilimizi niye seçemeyelim? İşte niye belediye başkanımızı seçemiyoruz? Şimdi adam arıyor beni mesela.
Vatandaş arıyor. Ya başkanım ben belediye başkanına ulaşamıyorum. Ulaşamazsın kardeşim. Ya sen niye ulaşacaksın? Çünkü belediye başkanının sana karşı bir sorumluluğu yok. Belediye başkanı kendisini atayana karşı bir sorumluluğu var. Milletvekili. Parlamentoda 600 tane milletvekiliz. 3600 olsa ne olur kardeşim? El kaldır, el indir. Ya içeriğini bile okumuyorsun. Yani gelen dosyanın içeriğini bile sıcak oldu biraz. Kalsın böyle. İçeriğini bile okumuyorsun, el kaldırıyorsun. Ya sen el kaldırma, el indirme makinesi değilsin ki kardeşim. Ben sorularımı... Müzakere edeceksin. Müzakerenin içinde dur kardeşim diyeceksin. Bu benim ilime uygun değil diyeceksin. Mesela Düzce ile ilgili. Evet. Şimdi ben bakıyorum Düzce milletvekilleri var. Düzce milletvekillerinde duymamız gereken meseleleri duymuyoruz. İstanbul milletvekili Mahmut Tanal'dan duyuyorum. Yani Düzceli vatandaşlarımız o bölgeye giden milletvekillerine kardeşim ben seni seçtim, vekil ettim. Benim sorunlarımı, benim dertlerimi İstanbul milletvekili Mahmut Tanal'da mı öğreneceğim? Bu sistem, atama sistemi, tayinli sistem dünyanın hiçbir yerinde kabul edilecek bir mesele değil. Hele demokrasiyle tarif edilecek orada bir şey. Orada şöyle bir ekleme yapayım Sayın Vekilim. Düzce'de öyleyken İzmir'de de tam tersi olabiliyor. Yani efendim örnek olsun diye söyledim. Evet, yani 81 ilin tamamında öyle. Bu durumumuz bu. Bir daha başka bir manzara söyleyeyim. Türkiye'de 600 milletvekili var. 600 milletvekilinin 200-250'si İstanbul'da oturuyor. 100-150'si Ankara'da oturuyor. Türkiye'de 600 milletvekili var. Buyur kardeşim. Olmaz, yanlış. Ben size soru hazırlarken aslında böyle bir sert bir soruyla başlamak istedim. Bütün sertlerle başla. Ama çok bu sorduğum soruya yavaş yavaş cevaplar da geldi. Aslında kamuoyu Gürsel Tekin dediği zaman Türk siyasetinde eleştirisel taraf içinde geçerli, destek veren taraf içinde geçerli. İki taraf da sizi bir marka olarak görüyor. Türk siyasetine bedel ödemiş, Türk siyasetine emek vermiş bir adam olarak. Son 2-3 yılı şahsım da siyasetin bir parçası olarak da zaman zaman sahalarda olan biri olarak da Gürsel Tekin'i sessiz görüyorum. Gürsel Tekin 2-3 yıldır sessiz mi? Sessiz de neden sessiz? Bunu kamuoyundaki birçok arkadaşım da bunu bana ifade ediyor. Hiç öyle sessizliğim yok. Ben son 4 yıldır, 5 yıldır parti yöneticisi değilim. Yani görev, üst düzey görevim yok. MHK üyesi değilim, genel başkan yardımcısı değilim. Sıradan bir milletvekiliyim. Yani 600 milletvekilinin içinde bir milletvekiliyim. Bu konuda da olabildikçe işte sokakta, İstanbul'da, İstanbul dışında vatandaşın sorunlarıyla meşgul olan bir insanım. Geçmiş dönemde sorumluluklarım vardı, görevim vardı. Doğal olarak görevimden kaynaklı televizyonlar, gazeteler başvuruyordu. Şimdi biz başvuruyoruz. Ama başvurularımıza rağmen örneğin işte diyoruz ki ya İstanbul'un şurasında şöyle bir sorun var. Bir gelin falan ama basınımız, medyamız da ne yazık ki buna ilgi göstermiyor. Sonra biz kötü mal sahibi insanı mülk sahibi eder derler ya. Kendi imkanlarımızla kendimiz çekiyoruz. Şimdi öyle bir teknik bir şey kurduk. Onu da sonra televizyonlara gönderiyoruz. Siyasi parti yöneticileri, ben siyasette şunu gördüm. Yıllar önce bir siyasi partide bir çalışma yaparken oradaki il başkanımız siyaseti meslek olarak yaptığını gördüm. Ben de o zaman çok genç biri olarak siyasetin meslek olarak yapılmaması gerektiği için başkaldır yapmıştık. Ve nihayetinde de yaptığımız çalışmalarla il başkanıyla yol ayrımımız oldu. Yıllar sonra şunu gördüm. Yine prensip olarak ya da Murat Albayrak olarak bunu benimsemesem de Türkiye'de siyaseti bir meslek olarak görmeye başladım. Yani evet. O il başkanımız aslında şahsen adına buradan da özür dilerim, haklıymış. Burada şunu eklemek isterim Sayın Vekilim. Siyaset tecrübeyle olgunlaşan bir süreçken tam en tecrübeli noktada partimiz neden sizi üst düzey görevde uygun görmedi? Burada ne oluyor? Güç korkusu mu başlıyor? Burada nasıl bir durum ya var? Tabii ben herkese saygı duyarım yani kimsenin seçim tercihinde. Benim şöyle bir tabiatım var. Ben İstanbul İl Başkanı olduğum dönemden itibaren kendimle ilgili, bunu herhangi bir arkadaşım söyleyemez, bu mümkün de değil. Aday olduğum herhangi bir alana kendim birini arayıp oy isteyen bir insan değilim. Bir kişi çıkıp derse ki, ya kurultaylarda oy istedim,
Ya da kurultaylarda delegeleri arayıp şuna oy verme diyecek bir vatandaş çıkarsa ben yarın siyaseti bırakırım. Bu siyasette acaba kendinize yapılan öbür türlü kirli. Acaba bir taraftan da? Önemli değil yani ya benim. İstemek mi lazım bir yerden? Bir yöntem bu tabii, evet. Şekil bu. Mesela seçim bittikten sonra birçok arkadaşlarımız arıyor. Örneğin bir ile gitmiştim. İlde işte muhafazakar bir il. Çok da ilgi oldu bize. Tam dönüyoruz. Döndükten sonra dedi ki başkanım sizi dedi bir yere götüreceğim. Götürdü bizi simitçiye. Aa dedi Gürsel Tekin'i getirdim sana. Oo sarıldım arıldım. Fotoğraf çektik. Dedi ki başkanım niçin buraya getirdin? Ben dedi kurultaya geliyordum. Kurultaya gelirken bu simitçi dedi ki bak Gürsel Tekin'i oy vermeni rica ediyorum dedi. Simitçi benden daha akıllıymış. Ben dedi oy vermediğim için özür diliyorum. Önemli değil, verilir verilmez. Sorun şu, bakın biraz önce anlatmış olduğum hikayelerin aynısı parti içi mekanizmalarda da işliyor. İşte İYİ Parti'deki manzarayı yaşadık, AK Parti'deki manzarayı yaşadık, bizdeki. Orada da bir bağımlılık var. Sonuç itibariyle patronaj oluşuyor. Siyasette bu patronajı kaldırırsanız, siyaseti özgürleştirirsiniz. İçeride de patronaj var, dışarıda da patronaj var. Mesela beni vekil diye takdim ettiniz. Ya Sayın Genel Başkanımız ben yazıyorum demeseydi ben hangi vekilim, milletin vekiliyim? Yani hangi İstanbul'da, hangi İstanbul'da ısrarla Gürsel Tekin olmalıdır demiş de ben milletvekili olmuşum. Olmaz böyle bir şey. Bu doğru değil. Bu yöntem derhal değiştirilmesi gereken bir yöntemdir. Her babayı çıksın meydana, er meydanına. Nasıl muhtarlarımız kapı kapı bundan dolaşıyor? Bundan çağrı da yapıyorsunuz o zaman. Tabii ki. Tabii ki bütün siyasi partiler. Aksi takdirde siyaseti çürütürüz, lime lime çürütürüz. İşte içerideki ahbap çavuş ilişkileri, hemşeri ilişkileri işler. Dışarıda keyfi keder. Ya mesela ya ne diyecek mesela? Şu anda 600 tane milletvekili içinde işte ölenler hariç. Allah rahmet etsin onlara. Geri kalan hepsi kurbanlık oyun gibi boynu uzatmış. Erken seçimde tartışılıyor ya bu ara. Önümüzde erken seçim var. Ulan olacak mıyım olmayacak? Böyle bir sistem olur mu? Vallahi niye benim kaderim üç tane adamın iki dudağı arasında olsun? Ya mesela önünüze bir harita alın. Bütün genel merkezlere gidin. Diyin ki kardeşim bana burada Kivi'yi göster. Bana burada Posof'u göster. Bana burada Of'u göster. Bana burada atıyorum işte Hayrat'ı göster. İşte Oltu'yu göster. Yani yarım saat oraları bulmaya çalışır haritada. Ya kardeşim haritada bile zor bulabileceğim bir yerle ilgili o yerin yerel yöneticisinin kim olacağını sen niye karar veriyorsun kardeşim ya? Hayatında sen Oltu'ya gitmemişsin. Oltu'da kimin belediye başkanı olacağını, kimin belediye meclis üyesi olacağını sen nasıl karar verebilirsin? Bu da kesinlikle seçim. Yani yerel anlamda bırak arkadaş. Herkes olur. Kendi kaderini kendisi tayin etsin. Delege sistemi için düşünceniz var mıdır? Üye. Delegelik sistemi. Bakın delegelik sistemi falan yok dünyanın hiçbir yerinde. DLK'de en çok... Efendim yanlış bütün bunları değiştireceksiniz. Yönettiği bir partiden bahsediyoruz. Ben, diğer partiler için ben 6-7 yıl önce genel sekreterken bir şey hazırladım Sayın Genel Başkanı. Dedim ki Sayın Genel Başkanı. Bütün üyelerimize 1.250.000 üyemiz var. Bunlara mektup yazalım. Diyelim ki atıyorum sevgili Gürsel Tekin. Sen bizim üyemizsin. Başımızın da tacısın kardeşim. Eğer önümüzdeki dönemde seçme hakkını kullanıyorsanız, kullanmak istiyorsan 3 tane kriter var. Bu 3 kritere uyarsan önümüzdeki dönemde bütün siyasal kararların bir parçası sen olacaksın. Hayır arkadaş ben bu seçme hakkımı kullanmıyorum. Şu kuralları da yerine getirmiyorum diyorsan sen de bizim başımızın tacısın, üyemizsin ama oy kullanamazsın. Kulüplerde nasıl oluyor? Genel başkan nasıl tepki verdi? Genel başkan baştan itibaren aslında 1984'ten itibaren biliyorsunuz 12 Eylül döneminde bu yasa konuldu. Bu siyasi partiler yasasının değişmesi için çok çaba sarf etmişiz. Sayın Genel Başkan da biz teklif verdik siyasi partiler yasasını değiştirelim. Ama ne yazık ki parlamentoda sayısal çoğunluğunuz olmadığı için değiştiremiyorsunuz. Değişir mi? Valla çok zor değişir. Çünkü öyle kıymetli bir şey ki.
Patronsun ya, patronluğunu niye kaybedeceksin? Burada Sayın Genel Başkanımızla ilgili şahsım olarak bir fikir beyan etmek isterim. Düşünceniz nedir, onu da öğrenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sizin gibi veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde yetişmeyen biri olarak, yani bürokrasiden biri gelen biri olarak, az önce söylediğiniz hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bir genel başkan oldu. Yani ilçe başkanlığı yok, il başkanlığı yok, delege olmamış, herhangi bir görev almamış, emeklilikten sonra bir genel başkan olmuş. Buradaki tabanı anlamıyor durumu olabilir mi? Çünkü bu böyle bir çile çekmemiş. Doğru, haklısın. Yani benim gibi ya da birçok siyasi partilerdeki teşkilatlardan gelmiş bir insan değil. Ama Sayın Genel Başkanımızın da ciddi bir siyasi tercih dönemi var. Örneğin parti meclis üyeliği var, MHK üyeliği var, grup başkan vekilliği var. Yani bütün bu sınavların içinde geçip gelen bir insandır. İki, delegenin ve tabanın olağanüstü bir tabanı olduğu, talebi oldu. Yani Sayın Genel Başkanımız böyle çıkıp yarışıp aman bunları ben anlayan biri. Geliyor. Evet, onun için bunları anlıyor. Ama siyasi partilerin tamamında bütünü bildiğim için oligarşik bir yapı oluşuyor. O oligarşik yapı, evet öyle yani, hiç fark etmez. %1'lik partide de var, %50'lik partide var. O oligarşik, yapıyı kırmak, değiştirmek ancak ya bir yasayla olur ya da bir başkaldırı. Ya da bir devrimle olur. Evet Sayın Vekilim, yavaş yavaş böyle günümüz konularına da girmek isterim. Maalesef 15 aydır tüm dünya bir süreç yaşıyor. Hem dünya açısından hem de Türkiye'de pandeminin ekonomik etkileri, pandeminin yönetim şekli ve aşı durumu. Buradaki hükümetin bu süreci nasıl yönettiği ile ilgili fikriniz nedir? Önce ekonomiyle ilgili düşüncemi ifade edeyim. Yani zannedilir ki bu ekonomik kriz pandemiden kaynaklıdır. Bunun böyle olmadığını herkesin bilmesini istiyorum. 2017-2018 yılından itibaren çok ciddi ağır ekonomik krize doğru gittiğimizi net olarak veriler gösteriyordu. Ama üstüne de hani maalesef üzülerek söyleyeyim, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir pandeminin de yaratmış olduğu ciddi bir ekonomik kriz oluştu. Altyapısı sağlam olan ülkeler, yani borcu harcı olmayan, milli gelirinde sıkıntı olmayan, bütçesi açık vermeyen ülkelerde çok basit atlattılar. İşte Almanya'ya bakıyorsunuz, Amerika'ya, işte ne bileyim Fransa, işte Japonya. Kanada. Evet, bunlar atlatıyor. Çok da rahatladılar. Türkiye niye atlatamadı? Çünkü 2017'den itibaren ciddi bir ekonomik krizin başladığı bir dönemdi. Birikti, birikti. Üstüne de pandemi gelince. Pandemi hükümeti yaradı mı bir taraftan? Yani bir yara, kimseye yaramadı. Yani dünyada hiç kimseye yaramaz tabii. Şimdi hani bir deyim var, insanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz derler. Bu pandemi aynı zamanda bütün dünyaya da bir ders olması lazım. İşte o savaş bütçeleri, doğa katliamları, efendim hiçbir şey yok saymaları, günün sonunda sizi öyle bir noktaya getiriyor ki bir virüs hepinizi bir deliğe sokuyor. Burada herkesin bir ders alması lazım. Bakın şimdi bütün dünyada dikey yapılardan kaçışlar var. Niye? Toprağa basacaksın diyor abicim. İşlerden ayrı doğmak gibi bir şey diyorum. Tabii ki. Bütün dünya şehirlerine bakın. Ne kadar dikey yapı, ne kadar büyük şehirler varsa en çok pandeminin dolaştığı yerler de oralardır. Yani önümüzdeki süreçte bu pandemi, bütün dünya bu pandeminin yaratmış olduğu bu sıkıntıda nasıl bir ders alacak? Türkiye burada nasıl bir ders alacak? Onu doğrusu çok merak ediyorum. Efendim, süreç iyi yönetildi mi? Kolay değildi bir kere onu söyleyeyim. Çok kolay bir şey değil. Ama şeffaf yönetirseniz hiçbir sorun olmaz. Bakın bizim televizyonlarımız daha ilk başladığı günden itibaren İtalya, İspanya, Amerika, herkes ölüyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan. Bütün yayınlar böyleydi. Niye? Çünkü orada her şey şeffaf gidiyor. Ne kadar şeffaf giderseniz o kadar sorunun üstesinde gelirsiniz. Toplumsal bir vicdan da yaratırsınız. Her şey iyi gidiyor, iyi gidiyor, iyi gidiyor. Pat bir baktık başka bir şehirdeyiz. Kendi verilerimizin bir kısmını uluslararası medyadan okuduk. Bu yanlıştan vazgeçmeleri lazım. Ekonomide de, sağlıkta da bütün verilerin
topluma şeffaf olarak paylaşılması lazım ki vatandaşımız da, girişimcimiz de ona göre davransın. Ne yazık ki çok doğru bu süreci götüremediler. Aşıyla ilgili düşünüyoruz. Aşı oldunuz mu? Hangi aşı? Aşı oldum. Hangi aşıyı tercih ettiniz? Orada Çin. Çin aşısı. Vallahi ne bulursa olun. Ya ben şunu söyleyeyim. Bu pandemiyi atlatan bir insan olarak söylüyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ya o aşı, bu aşı ne bulduysan aşını ol kardeşim. Bu çok net çağrı. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü binlerce insanımızı kaybettik. Yani etrafımızda, yakınlarımızda, dostlarımızda. Bu çok şey değil. Bu bir de böyle hani keyfi keder bir tercihe bırakılacak bir mesele değil. Ben olmaksa hayır olacaksın kardeşim. Senin taşıdığın risk beni zor durumda bırakacaksa senin öyle bir özgürlüğün yok kardeşim. Benim özgürlüğüm, tabii benim yaşamımı tehlikeye sokacak bir şeyse buna devletin izin vermemiz. Çin aşısı, Alman aşısı böyle bir şey. Ya biz tabii profesör arkadaşınız aradınız mı? Sonuç itibariyle işte son bir yıldır hepimiz bir dönem hepimiz deprem uzmanıydık sürekli. Yer bilimcilerini dinleye. Evet. Vallahi son bir yıldır işte bizim enfeksiyon hastalıkları uzmanlarını dinliyoruz. Hepimiz olduk birer profesör. Evet. Efendim biri Mercedes, biri BMW. Ya fark etmez kardeşim. Biz doğana da razıyız şu anda. Evet. Sayın vekilimizin aşıyla ilgili tavrı çok net. Aşı bulursak kesinlikle. Ben de dahil hepimiz olalım. Evet. Evet, siz bulmuşken aslında çok soru sormak istiyorum ama benim en çok merak ettiğim sorulardan özetledim Sayın Vekilim. Ben bir konu üzerinde kendim çalışma yapıyorum. Soru biraz karmaşık ve biraz uzun da olabilir ama Sayın Vekilim umarım soruyu doğru sorabilirim. Türkiye'de çok ciddi yeni siyasi partiler de kuruluyor. Siyasi partilerin oluşumu tamamen lider, insan ve en önemlisi para, mekan ve diğer fiziki şartlar. Şimdi Türkiye'de belki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğuş, ya doğma sebebi, büyüme sebebi, bütün bunları değerlendirdiğinde dünyada eşi benzer olmayan bir siyasi parti var karşımızda. Aynı zamanda da çok yeni, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanı adaylığı yapmış bir, şu an hali hazırda da milletvekili değil mi? Değil Sayın evet. Bir siyasi parti kuruluyor Sayın İnce tarafından. Daha önce de mi Mustafa Sarıgül parti kuruluyor? Ve çok yeni YSK'ya baktım. 108 tane siyasi partiler var. Siyasi partilerin, ufak siyasi partilerde ben şahsım olarak da örgütleme, insan bulma, mekan oluşturma ve benzeri noktalarda ciddi çalışma yapmış bir vatandaş olarak. Sorum şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş değerleri dünyanın hiçbir partisinde olmayan bir değerlere sahip. Soru 2, Cumhuriyet Halk Parti'nin en kötü durumunda bu darbeler de dahil hiçbir zaman %8'i aslında gönülden %18'i düşmemiştir ama sandıkta zaman zaman %8'lere, %7'lere düşmüştür. Yani burada insani sorun da yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fiziki bir sorunu da yok. Yani bir ilçe binası tutayım, içeri bir sandalye koyayım bir derdi de yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin para derdi de yok. Özellikle son 10 yıldaki dünyadaki hızlı gelişen teknolojilerin üstüne koyduğumuz zaman iletişim sorunu da yok. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ni analiz ettiğimizde belki Cumhuriyet tarihinden bu yana tek parti dönemlerini kenara koyarak bütün bu değerlere sahip bir parti olarak o arzu edilen ya da vatandaş gözüyle bakıldığında bu Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman iktidar olma derdinde değil. Bu Cumhuriyet Halk zaten iktidar olamaz. Ama bir aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kopan bir birey 50+1 diye yola çıkabiliyor ve başka bir vatandaş bir parti kurup tüm Türkiye'de teşkilatlanıp burada insani, ekonomiyi, fiziki binaları, aracı, bilgisayar organize edip iktidar olacağını hayalini kuruyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her şey varken neden bu heyecanı A. partililer için ve yurttaşlarımız için o umut olamıyor. Umarım soruyu evet. Doğru sorabilmişim. Doğru sordunuz. Çok da güzel bir soru sordunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün dünyanın birçok ülkelerine bakın. Çok istisnadır yani. Ne bileyim İngiltere'de vallahi son 30 yıldır hiç parti kuruldu mu bilmiyorum. Almanya'da
galiba bir tane parti kurulmuş son 30 yılda. Fransa'da birçok ülkelere bakın parti kurulmaz. Bizde sadece bu yıl 13 tane parti kurulmuş. Neden? Biraz önce anlatmış olduğum hikayeden dolayı. Siyasi partiler yasasını değiştirmediğiniz sürece, şimdi Sayın Davutoğlu ne dedi? Dün geçen gün televizyonda diyor ki, gidişatla ilgili içerideki kirlilik, sorunlar, buna itiraz ettim. İtiraz ettiğim için biliyorsunuz şeye gidecekti, disipline. Disipline gitmemek için gitti, parti kurdu. Eğer siyasi partiler yasası değişmiş olsaydı, ne Sayın Davutoğlu parti kurardı, içeride mücadele ederdi. Çünkü seçileceği yer Ankara değil, seçileceği yer Konya'dır, gidecekti. Konya'da mekan kuracaktı, seçilip gelecekti. Muhalefetinde devam edecekti. İşte Sayın Babacan Ankara'daydı, Ankara'da oturacaktı, Ankara'da mekan kuracaktı. Evet kardeşim, çata çat gelecekti, siyasetini devam edecekti. Muharrem İnce Yalova'da oturacaktı, bilmem ne yapacaktı. Sayın Sarıgül işte İstanbul'da. Şimdi bütün bunlar olmayınca diyor ki evet, yani benim önümüzdeki dönem, yani muhalefet ettiğim lider beni vekil yapmayacak kardeşim. Bu mu yani? Tabii ya, bunu temel, başka... Temel mantık bu tabii mu? Ki bakın, siyasi partiler ideolojik bir farklılık koyarsa buna hiç itiraz etmem, buna saygı duyarım. Derim ki evet kardeşim. Örneğin İşçi Partisi ideolojik bir farklılık koyuyor. Efendim diyor, ekonomide böyle olacak. Düzeni değiştireceğim, sistemi değiştireceğim. Şimdi mevcut kurulan partiler ben ayrıldığı yerden daha iyiyim diyor. Yani kardeşim, ben daha iyi ülkücüyüm diyor. Mesela MHP'den ayrılan. AK Parti'de ayrılan ben daha muhafazakarım. CHP'de ayrılan ben daha Atatürkçüyüm. Bu mu böyle ideolojik bir ayrılık olur mu? Bu ama tamamen... Ayrılan tarafı eleştirdiniz, anladım ama. Oraya da geleceğim. Esas ben de gittiğim konu orası. Tabii oraya da geleceğim şimdi. Yani parça parça uzun bir soru sordum. Yani. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, bütün Cumhuriyet Halk Partilerini zamanla kullandı. Atatürk bize iki eser bıraktı diye başlarız. Bir Cumhuriyet, iki Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bu böyle içi boş cümle değildir. Çok önemli cümledir. Cumhuriyetle Cumhuriyet Halk Partisi eş anlamlı kurulmuş, birbirini tamamlayan mekanizmalardır. Yani sizin 100 yıl, bir asır, dünyanın hiçbir yerinde çok yoktur, 2-3 parti var. 100 yıl ayakta durmanızın temel sebebi, temelinizin çok sağlam oluşudur. 2, 65-68 yıldır iktidar olamamışsınız. Yani dünyada da Türkiye'de de uzun süreli iktidar olamayan bir siyasi partinin yaşamını sürdürmesi çok zordur. Hele Türkiye koşullarında hiç mümkün değil. Yani %40 alırsınız, 50 alırsınız, 30 alırsınız. Bugüne kadar Türkiye'de 500'ün üstünde siyasi parti kurulmuş. 53 tanesi Türkiye'yi yönetmiş. Tek başına koalisyonlarla 53 siyasi parti. Tamamına bakıyorsunuz, yaşamını sürdüren tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi yarın da var olacaktır. Ama yarın iktidar olacak mı? Oraya gelince... zaman zaman biraz önce de sizin de söylemiş olduğunuz, ya kongrede, kurultayda ya niye seçilemedin falan. Şimdi ben baştan itibaren, ta 28 Şubat döneminde itibaren Sayın İl Başkanımız Mehmet Ali Özpolat, ben de yöneticisiydim. Şu anda da rahatsız, kendisine de şifalar diliyorum. Deniz Bey'e gittik ikimiz. 28 Şubat dönemi, yani insanı olmayan manzaralar, sıkıntılar, başörtü meselesi, bu konuda çok açık tavır koyan bir siyasetçi. Şimdi çok kolaydır bu cümleleri bugün konuşmak ama o dönem cesaret isterdi. Bütün gazeteler, bütün medya yaratmış olduğu tahribat. 98 yılında Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısıydım. Yanıma bir başörtülü kardeşimi aldım. O kardeşimiz aynı zamanda Refah Partiliydi. Bir tek bir gün CHP'li ol demedim. 2 yıl sonra ailece karar verdiler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim mekanizmasının tabii ki öz eleştiri yapması lazım. Çok ciddi öz eleştiri yapmışız yani. Ben defalarca yapmışım. Eğer öz eleştiri yapamıyorsanız,
bir ya insan değilsiniz. İnsan hatayla doğar. Hata insan için yaratılmış bir şeydir. Yani sürekli hata yaparsınız, yanlış yaparsınız, yanlış cümle kullanırsınız. Biz en çok yani sosyal demokrat rahmetli Bülent Ecevit'in döneminden itibaren en çok seçmenimiz daha çok kırsal kesim. Köylü, işçi, büyük şehirlerin çeperleri. Şimdi tam tersine döndü. Tam tersine dönmemiz ne yazık ki o ötelediğimiz, yok saydığımız, zaman zaman uygulamalarımızdaki yanlışlardan kaynaklı. Mesela bizim seçmen olağanüstü bilinçli bir seçmendir. Oyunu kullanırken her türlü hesabını yaparak kullanır. Hiç kimse kusura bakmasın. Öyle işimize geldiği zaman seçmen çok iyi, oy almadığımız zaman seçmen tukaka diyen bir siyasetçi değil. Evren referandum yaptı %92. Bir yıl sonra siyasi partiler kuruldu. Evren'in bütün televizyon, tek televizyon vardı o zaman TRT. TRT'deki bütün taleplerine rağmen vatandaş Hayır Özal dedi. Evet, yani biraz önce de ifade ettim işte 92 sonra rahmetli Özal. Sonra millet dedi ki hayır kardeşim bu yolsuzluklar oluyor, bu beni rahatsız ediyor. Bu sefer SHP'yi, yani CHP'nin devamı olan SHP'yi Türkiye'nin 52 vilayetinde iktidar yaptı. Kayseri Belediyesi bizdeydi, Yozgat Belediyesi bizdeydi. Bütün bu belediyeleri biz yönetiyorduk. Maalesef iyi yönetemedik. İyi yönetebilseydik zaten Türkiye başka bir şeye geçerdi. Burada bir öz eleştiri yapmak zorundayız. O dönemde tabii çok büyük hatalar oldu. Sürekli Kurultaylar Partisi, işte şu ekip, bu ekip, parti içerisindeki o kısır çekişmeler çok negatif şey oluşturdu. Üçüncüsü, ben bütün Türkiye coğrafyasını dolaştım. 81 ilin tamamını dolaştım. 86 bin kilometre yol yaptım. Otobüsüm var, otobüsle beraber dolaştım 5 yıl içerisinde. Gördüm ki birçok yerlerde ne yazık ki biz gidememişiz. Adamın CHP bilgisi rahmetli Özal'ın, rahmetli Demirel'in ve Sayın Erdoğan'ın anlattığı kadar biliyor. Yani CHP'yi bir CHP'liden duymamış. Şimdi Güneydoğu'da yoksunuz. Orta Anadolu'da zayıfsınız, Karadeniz'de zayıfsınız, Doğu'da zayıfsınız. Burada buna göre bir yeniden bir yapılanmaya gideceksiniz. Bu eski yöntemler değil. Yani bu klasik bugüne kadar denediğimiz yöntemleri değiştireceğiz. Yeni bir modelle ben inanıyorum ki seçmen bize oy verir ve kaldı ki bak son seçime baktığımızda yani bugün hepimiz bu zaferi kutlarken şunu da şu hakkı da teslim etmemiz lazım. Biz İstanbul'da işte İzmir'de birçok yerlerde mevcut belediyelerimizin iktidar olduğu yerde beklediğimiz oy alamadık. Ama hiç ummadığımız örneğin İstanbul'da Bağcılar'da, Ümraniye'de, Pendik'te, İşte Sultanbeyli'de, Arnavut'ta devrim niteliğinde oy aldık. Demek ki seçmen size oy verebilir, verebiliyor ve verdi. Şimdi bu ulaşamadığınız seçmen sizin kapınıza geldi. Siz şimdi bu seçmenin duygularına dokunduğunuz zaman Arnavutköy'de aldırmış olduğunuz %40'ı 45 yapabilirsiniz. Evet. Sultanbeyli'de 38'i 58 yapabilecek kapasiteniz var. Yeter ki dilinizi, yönteminizi, şeklinizi, şemanızı değiştirirseniz. Tam bu noktada iki sorun var Sayın Vekilim. Birincisi, az önceki başını saydığınız yerlerde bir ittifakta bir şey söylemek ister misiniz? İki, Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada artık bir Türkiye'nin umudu, az önce sizin söylediğiniz noktada Hakkari'den Edirne'ye, ki sizin güçlü olduğunuz yerler için söylemiyorum, Trabzon'dan Hatay'a indiğimizde vatandaşa dokunmaya başladı mı? Bu umut var mı? İttifakla ilgili buradaki durumumuz. Evet, dokunma meselesi tabii böyle nasıl dokunduğunuz değil. Duygularına dokunacaksınız. Yani zamanımız olmadığı için dokunuyor mu? Tam dediğim gibi olmuyor. Yani yaşayacaksınız. Yine bir özelleştir var mı? Tabii ki sadece böyle turist gibi işte gittim geldim değil. Orada yaşayacaksınız. Evet. Orayı hissedeceksiniz. Onunla komşuluk ilişkisinin olacak. İşte ölüsünde yanında olacaksınız, dirisinde yanında olacaksınız. Onun en duygusal alanında ona eşlik, yoldaşlık ederseniz onu çok rahatlıkla kazanabilirsiniz. Bu var diyorsunuz şu anda. Bu tam var mı? Olmalı diyorum. Yani olmalı diyorum. İki,
şunu bir Cumhuriyet Halk Partili olduğum için söylemiyorum. Hiçbir dönemde olmadık kadar Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Nedeni şu. Bir, zıvanadan çıkmış bir yargı sisteminin yeniden oturtulması için. Dış politikanın tam da Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun hale gelebilmesi için. Üç, içerideki çürümüş bu ilişkilerin bir an önce bitmesi için, bağırsaklarını temizlemesi için. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyaç var. Çok böyle bir iktidar iktisadi olarak da Türkiye'yi çok önemli bir noktaya getirir. Eğer bugün bir para akışı yoksa ya da yerli sermaye parasını bankaya yatırıyorsa bu mevcut yönetenlere güvenmediği içindir. Yeni güven duyan bir yapıya ihtiyaç var. İttifaklar meselesine gelince tabii sistem bu duruma getirdi. Yoksa bugüne kadar tarihimizde bir ittifaklar çok sınırlı olmuştur. O ittifaklarda birbirlerine benzeşen partiler ittifak oluşturmuştur. İttifak biraz daha genişleyecek önümüzdeki süreçte. Bu CHP'nin zaferinde bu ittifakların bir katkısı mutlaka olmuştur. Elbette olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımızın gerçekten bu çabası çok takdir edilecek bir çabadır. Çok enfekte edilmek istendi Millet İttifakı partilerle CHP. Ama ona izin vermedi. Süreci iyi götürdü. İnşallah önümüzdeki seçimde yeni bir yapı, yeni bir anlayışla Türkiye nefes alır. Evet Sayın Vekilim, çok net ifade ettiniz ama son soruma geldim. Bu tabii. Maalesef ülkemiz son 15-3-4 haftadır bir Sedat Peker gündemi evet. var. Sedat Peker'le ilgili birkaç soru hazırladım ama ben böyle tek bir soru da sormak istiyorum. Süreyi de doğru kullanmak anlamında. Bir sorum şu. Sedat Peker ne anlatıyor? Sedat Peker neden anlatıyor? Sedat Peker'in açıklamalarına sahip çıkılmalı mı? Çıkılmamalı mı? Muhatap iktidarken muhalefet, tüm muhalefet için konuşuyor. Neden bu kadar sahip çıkıyor? Son sorum budur. Ya bir kere bunu yanlış AKP medyasının şöyle bir alışkanlığı var. İnkar et, at alışkanlığı var. Kimsenin bir Sedat Peker'e sahip çıktığı yok. Sedat Peker sonuç itibariyle düne kadar sizin yol arkadaşınız. Sedat Peker kaçak falan da değil. Sedat Peker uçağa binmiş, normal vatandaş gibi, her birey gibi uçağa binmiş gitmiş. Şimdi ben size sorarım. Aranan kaçak bir adamın Türk Hava Yolları'nda uçağa binip gidiyorsa bunun sorumlusu kim? Hukuken mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki böyle bir sorun yok. Elini kolunu sallayarak gitti. Sizin bilginizin dahilinde gitti. Şimdi Sedat Peker'in kim olduğunun önemi yok. Evet. Söylediklerinin önemi var. Yani birileri çıkıp nokta atışlar, adresler, olgular, olaylar, bütün bunları söylüyorsa, bunlar da kamu vicdanında kabul görmüşse, ya mesela gemi gitmiş mi? Gitmiş. Dönmüş mü? Dönmüş. Şahıslar var mı? Var. Kit vardı, küt vardı, sonra çantaya döndü falan. Şimdi bütün bu itiraflar doğru mu? Doğru. İçeride falan gazete basıldı mı? Doğru. Siyaset ticaret ilişkileri doğru. İçerideki tarif etmiş olduğu iş adamlar doğru. Kıbrıs'taki olay doğru. Faili meçhul. Şimdi siz kimin söylediği değil, kimin ne söylediğine Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku bakmak zorunda. Nokta. Evet. Efendim Türkiye'ye tuzak, kimse Türkiye'ye tuzak kuramaz. Kusuruma bakmayın. Kim Türkiye'ye tuzak kurarsa Cumhuriyet Halk Partisi kendini kalkan eder. Gelin, bakın Reza meselesinde de aynı şeyi yaptılar, unutmayın. Ya kardeşim bak olmaz, yapmayın, etme. Aa, milli kahraman dediler. Evet, efendim televizyonlarda biz Reza'yı eleştiremiyorduk korkumuzda. Saldırılar, olur mu? Milli gelirimiz şu. Allah Allah. Reza'nın şu anda bize ödetmiş olduğu maliyetin Türkiye farkında mı? Niçin dolar bu konularda kardeşim? İşte bu Reza ve Reza ilişkilerinden kaynaklı Türkiye'nin en önemli bankası şu anda sıkıntı içinde. Her an nasıl bir ceza geleceğini bilmiyoruz. Türk siyaseti maalesef Reza ile değerlendirildi. Reza içeride yargılansaydı bunlar olur muydu? Ya bırakın kardeşim kendi çamaşırımızı kendimiz yıkayalım. Elin oğluna gönderirseniz çamaşırınızı yıkar size de faturayı gönderir. O faturanın ne olacağını kestiremezsiniz. Şimdi diyoruz ki adam bir şeyler söylüyor.
Adamı ciddiye almayın. Onunla ilgili ne yapacaksanız, hangi yargı süreci başlatacaksanız başlatın. Ama bu söyledikleriyle ilgili yargıyı harekete geçireceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir araştırma komisyonu oluşturacaksınız. Yani bu kadar net. Muhalefet için bir koz değil. Yani geçmişte Sedat Peker bir takım eleştirileri yaparken, oluk oluk kandan bahsederken muhalefet Sedat Peker'e eleştiriyordu. Ben o cevabı verdim. O cevabı verdiğim için bütün AKP medyası beni hedef gösterdi. E şimdi el insaf be kardeşim, o gün biriniz demediniz. Ya sen kimsin bu lafları konuşuyorsun yani diyemediniz. Şuna varmaya çalışıyorum. Bugün Sedat Peker sizin inanmadığınız bir şey söylerse, ancak iktidara bir zarar veriyorsa, yine yanlış olduğunu söyler misiniz bir muhalif olarak? Elbette söylemeyiz. Yoksa yani biz dedikodu... Ne söylerse buradan beslenmek... Kesinlikle kimsenin böyle bir şey beslendiği yok. Kaldı ki bu söylenen lafları biz de biliyoruz. Bilmez değiliz. İşte Suriye'deki El Nusra ilişkiler, bunlar bilinmeyen şeyler değildir. Tabii, yani, evet. Yani. Şimdi bakın, Türkiye gibi bir ülke bugün dünyada, biz aynı zamanda NATO ülkesiyiz, Birleşmiş Milletler üyesiyiz, Avrupa Birliği'nin bir parçasıyız tam üye olmasak da. Şimdi Türkiye adeta sanki uyuşturucu merkezi haline gelmiş. Bu Türkiye açısından çok büyük bir sıkıntı. İki, terör örgütüyle devlet ilişkisi. Bunlar basit meseleler mi? Muhalefet bu konuda hissesini çıkarmasın. Ne diyelim? Niye ilişki kurdunuz diyoruz ya? Yani hani bir deyim var. Bütün ortaklıklar bozulur, suç ortaklıkları bozulmaz. Suç ortaklığı bozulduğu zaman da bu meseleler olur yani. Tıpkı evet. FETÖ'de olduğu gibi. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gong TV ve Analiz TV'de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Size çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz somut, net olarak ancak bu mecralarda kendimizi ifade edebiliyoruz. Her zaman başlarız. Çünkü merkez medyada, birçok televizyonlarda ne yazık ki kendinizi tam ifade edemiyorsunuz. Çünkü onlar da haklı. İfadenizden dolayı başına hangi belaların, hangi sıkıntıların geleceğini kestirmek mümkün değil. Adeta rütük bir kılıç gibi, kalkan gibi herkesin kafasında ona buna ceza keserek süreci götürmeye çalışıyor. Türkiye zor dönem geçiriyor ama bu zor dönemi hep beraber atlatacağız. Ülkemiz çok büyük bir ülkedir, bunu özellikle söylüyorum. Atlatamayacağı hiçbir şey yoktur. Bir şey daha söyleyeyim. Yani tamam, hani diyelim ki o işte mafya örgütü falan filan. Ya devletimizin yetiştirmiş olduğu çok kıymetli insanlar var. Bir tanesi eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan. Geçen gün izledim. Bir devlet terbiyesi almış. Devletin içindeki çetelerin, mafya ilişkilerinin hangi boyutta olduğunu anlatıyor. Yine Hanife Avcı. Hanife Avcı Susurluk meselesinde de, bu Ergenekon meselesinde de devlet adamı, dirayeti göstermiş bir insandır. Onun konuşmalarını biz ciddiye almayacak mıyız Allah aşkına? Bir dinleyin, onu dinleyin. Hadi boş verin onu bunu. Onun için bu bunları böyle olmamış gibi kapatırsak yarın başka bir meseleyle karşı karşıya kalırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Gong TV, Analiz TV izleyicileri, bugün Türk siyasetinin çok tecrübeli ismi Gürsel Tekin yanımızdaydı. Biz de çok güzel, çok kıymetli bir sohbet yaptık. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. En kısa sürede görüşmek üzere. Sayın Vekilim, tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.